Merhabalar efendim. Dağınık topuz yaptım saçımı. Nasıl olmuş? Aa, gerçekten böyle de Haluk Avcı'ya benziyorum. Değil mi? Dağınık topuz. Kendim yaptım. Ha. E güzel olmuş mu? Dağınık topuz. Kendim yaptım böyle. Yeliz hoş geldin. Yeliz. Nasıl olmuş Sibel ablanın dağınık topuzu? Beğendin mi? Ne yapıyorsun Yeliz? İyi misin? Aa, Judith gelmiş. Judith'ciğim merhabalar canım. Hoş geldin. Razu, kraliçem nasılsın demiş. Teşekkür ediyorum. Aa, Merve. Ay, bugün kırışıkmış ama yayın açmadı kız. Bir gün korkmaz. Hoş geldin. Ay, teşekkür ediyorum Merveciğim. Gönülcüm. Herhalde. Kız diyorum ki ne yarın diyorum. Aa, Zümrüt solistim de gelmiş. Hoş geldiniz. Solistim, divam, Zümrüt Cansel, Annabella solistim. Ben de olmasam ne yapacaksınız yani? Kalkıp da şeyi mi izleyeceksiniz? Neydi o? Aman ne bileyim işte o. Bir program vardı ya. Televizyonda. Kırışık misafirlikte Perşembe'ye kadar yok. Aa, o zaman yerine Allah sana ne diyeyim değil mi Merve? Aa, teşekkür ediyorum Birgül Korkmaz Hanım efendi. Çok teşekkür ediyorum efendim. Evet, Ramazan Bey gelmiş. Ona da merhabalar diyelim. Aa, sevgili Baysal gelmiş efendim. Melda gelmiş. Hasret kaldık güzelliğinize demiş. Evet. İnşallah Zümrüt solistim eğer müsaitse tabii ki gelsin efendim. Başım gözüm üstünde yeri var. Müsait misin sevgili solistim? Zümrüt solistim. Bakalım efendim. Yanlışlıkla bilirim. Canım benim nasıl olsa. Acaba diyorum ki yarın giderken edüspön mü çektirsem cezaevine? Ay sakın Zümrüt. Zümrüt. Aa, ne oldu kız? Ha, aman. Ay Zümrüt solistim öyle deme. Vallahi billahi artık yemin ederim. Yani Yok. korkarak Ay korkarak canım. alıyorum. Bu Merve'yi ben tanımıyorum. Kim oluyor bu Merve? Devamlı benim için kötü konuşuyor Merve Hanım. Aşk olsun Merveciğim, hiç yakıştıramadım. Aa, Yani Fırın Hanım, ben kadim dostum. Hoş geldin efendim. Türkan merhabalar. Evet. Nasıl olmuş Zümrüt solistim? Dağınık topuz. Kendi elimle yaptım. çok yakışmış efendim. Tıpkı sarışın bir zümrüt olmuşsunuz o saç modeliyle efendim. Polisin adı aniden içeriden canlı yayın alıktırırsın. Olur mu öyle şey? Lefondu mu alıktırıyorlar orada? Giderken Oho, mi? ne şarkılar söyleyeceğim orada şeylere. Madane şeflerine ne deniliyor onlara? Ağlatacağım kız oradaki gacıları. Nerede Mapusan'ın şarkıları varsa Sibel Baysal sesinden onlara bedava konser vereceğim orada. Abi orada konser vereceğiz aşkım. Aa, ne diyorsun? Unutanlara sizi bekleyen bekçilere bol bol konser vereceğiz. Herhalde. Herhalde. Beyzli'den başlayacağız efendim. Aferin Sara, hoş geldin canım benim bir tanem. Nasılsın, iyi misin? Merve sayfamı kapattırmış. Yorumları göremiyorum arkadaşlar. Çıktı ortaya. Bugün ispat etti ağzıyla Beni de Merve. hoş geldin. Kim yapmış bunu? Ayşegül merhabalar. Merve soyadı Cüce bunun. Cüce açtır onları. Sevildiğini bil. Seni seviyorum. Açtır o yorumlarını. Tamam da şey yapmaz ki öyle. Metin Bey, ben Bütün tanıdıklarımı almıyorum. Çok özür diliyorum efendim. İstek Cüce atmasın lütfen. yayına Cüce özledim. Ay donma Zümrüt solistim ya. Dönüyorsun. Evet. Solistler geçirdi demiş Firuzara. Evet. Ama Yayına neden? Ha. arıyor. Feride yayına gel, yayına gel, arama buraya. Ben kendimden engelledim demiş. Aa, Kraliçe Berrak Hanımefendi hoş geldiniz efendim. Ellerinize sağlık. Ne kadar güzeldi organik salçalar, kışlık şeyler. Gerçekten elinize sağlık. Her yılda yaparsınız. Yani hiç üşenmezsiniz. Bravo. Merve, bir Melike abla hoş dakika. geldin. Şey
Herhalde şey aradı beni. Ceyda gelemiyormuş Feride. Ben çıkayım bakayım engel var mı? Ben bunu engellemedim. Ben çıkayım giremiyorum yayına diyor. Ben çıkayım Feride gelemiyormuş. Aa, evet, virüs arada yazdı. Engellemişsin yanlışlıkla. O zaman ben çıkayım giremiyorum Feride diyor. Aha, sen kendi Hadi. tamam çık. Ben seni çıkartırsam asılı kalırsın burada. Belki alacağım başkaları da olur. Ha. Tamam, okey. Bir tane görüşmek üzere. Kaldım hemen solistim Feride hanımefendinin engelini. Bazen yanlışlıklar olabiliyor efendim. Mesela şimdi kalkıp da ben bir zümrüt solistimi alırken yanlışlıkla canlı yayını alayım derken engelleyebiliyoruz da yani. Anlatabildim mi efendim? Evet. Isabel gelmiş. Güllü Sancak çok güzel demiş. Evet, Sibel Baysal Harikalar Diyarı'ndan katılmış. Metin ne demiş? Öz kızına engellemiş. Aa, bir suçum hoş geldin. Melike abla çok teşekkür ediyorum. Evet efendim. Artık Sibel Baysal'ı birkaç gün göremeyeceksiniz ama giderken de tabii ki yani göreceksiniz. Yanlışlıkla engellemiştir. Bilerek olmaz. Aynen Pirisara. Bende de öyle oluyor. Bazen bende de öyle oluyor. Dün mesela Mehtap'ı engelledim. Ama bilerek engelledim. Hayali Kanada Mehtap'ı. Ondan sonra Zeynep'in güzelliği o dillere destan. Ha, şimdi Feride geldi. Şimdi Feride geldi. O çekecek solistim. Ne yapacağım? Halay mı çekeyim orada? Aa, öyle mi? Ay, inanmıyorum. Ay, bilmiyorum hayatım yani taksici bana eşlik edecek. Bu arada efendim küpelerim nasıl? Merak ettim acaba tatile mi gittin de üzüldüm Sibel. Yok yok sevgili kraliçem Berrak. Feride hanımefendiyi alalım efendim. Sevengül'ü. Evet. Nişanım hoş geldiniz efendim. Gideceğim. Yok yok Berrak. Gideceğim. Melek merhaba demiş. Hoş geldin canım. Evet, Sevengül katılamadı. Acaba neden efendim? Bilemiyorum artık. Evet, yok. Engel. Ekime engel. Nevşa Demirer ivedilikle çıkarsın inşallah demiş. Hayır, şeye güldüm. Teşekkür ediyorum. Dur. Zümrüt Solisyon demiş ki ne? Evet yok engel ekimi engellemişim ay ay kız eklim de iyidir kız niye engelledin onu? Aa, ne yaptı kız sana o? Saygılı bir kız gerçekten. Yanlışlıkla mı engellemişsin eklimi? Kaldır solistim. Yani. Aa, yok şekerim, şeyi engellemişim. İzabelle ekimi engellemişim. Ah. Tabii. Yok, yok engeli. Tamam. Şey çıktı. Evet. Ekimle Emeletin ter mi kesik Deutschland'da? ya. Yok. Elektrikler mi kesik solistim orada? Ay, elektrikler kesildi ablacığım ya. Elektrikler kesildi Almanya'da. Karanlıktı, şimdi geldi daha. Öyle O mi? yüzden Hadi. geldim. O Ay, yüzden ben de onlar buna müdahale engelledi. edecektim hemen. Hadi. Arayacaktım. Sevgili solistim Divan, Zümrüt Cansel, Anabellum'un elektriğini hemen açınız efendim diyecektim. Efendim, elektrikler kesildiği için onlara engel gelmiş benden. Aslında engel yok. Elektrikler kesildiği için engel gelmiş. Evet. Ekim Hanım neden engelledi acaba? Olabilir Aynı değil. Zeynep. Ben senin ne dediğini Oh anladım anladım. hayatım. Aa, pek soru soruyorsun. Bugün Sibel'in eğlence gecesi. Üzmeyelim Sibel solistimi. Bugün Sibel'i üzmeye hiçbirimizin hakkı yok. Bugün öyle gıcık gıcık sorular sormayalım. Engel mi engel yok. Ne Acaba engeliymiş? diyorum ki ne? Acaba diyorum ki ne? Aa, bebek, zehir bebek hoş geldin canım benim bir Oh, tane. irade. Ondan sonra Kerem ne demiş? Feruzara demiş Allah'ın işi. Polisine
gelmiş. Ne Boğaz'dan polisi kız? Hoş geldin. Aa, kız yok, ne koli ayol. Aa, aşk olsun, öyle şeyler yapar mıyım ben ayol? Ay, evlatıma karşı. Antolis'te koliye çıkar mı efendim? Onun bir okuyuş, çok ayıp. Şarkı okusa bile yani 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 gerek yok. Falan yakışmaz. Torun torba sahibi oldum ayol. Şeyle, Judith'le bana yakışır mı? Judith'in torunları var, benim torunlarımız var. Solistim, ne zaman gideceksin mi? Ay, böyle sorular sorup beni üzmeyin. Kerem, gel istiyorsan yayına. Böyle şeyler üzmeyin beni, ne olur. Bir hırka vesile oturup el ele maziye anmayalı yıllar var. Bir gün batımında seninle baş başa biraz demlenmeyeli yıllar var. Mor akşamlar ne gelin, kor akşamlar dile gelin, mor akşamlar dile gelin. Yaşandı bu sevda, yemin edeyim. Yaşandı bu sevda, yemin edeyim. Böyle bitirelim. Kol akşamlar dile gelin. Bravo. Bravo. Dile gelin, yaşandı bu sevda, yemin ettim. Yaşandı bu sevda, yemin ettim. Hoş geldiniz yemin ettim. Oh Sibel'im, üzme ben annem, ne olursun. Üzülüyorum böyle. Canım böyle benim. Bir ses, sevgili ben dostlar. De böyle bir ses. Var mı ya? Var mı? Hoş geldiniz diyorum. Biliyorsun, Ömür dur, duygusal insanlar. Ben o şarkıya girmezdim, sanat müziğine. Duygusal insanlar, mutlak insanlar. İşte okur böyle, ağlar, okur, şarkı söyler. Bunlar duygusal insanlar. Ben öpüyorum seni. Benden bir isteğin, bir dileğin var mı? Canım, kraliçem, aşkım, kardeşim, canım, kızım. Benden bir isteğin, bir şeyin var mı Sibel'im? Çok teşekkür ediyorum sevgili solistim. Yayınıma geldiniz. Ben onur verdim. Sana o şeyi yapamadım. Üzgünüm ama en kısa zamanda elimden geleni ben sana her zaman yaparım. Bunu aklının bir köşesine koy. Seni çok seviyorum. Tamam mı aşkım? Sen şimdi sırayla kızları al. Burada bana kırgın olan kızlar da geldi. Kırılmasınlar. En iyisi ben geride durayım. Boş ver. Öpüyorum. Ben geri çekilmesini bilirim annem. Herkese saygım var. Öpüyorum. Hadi aşkım, öpüyorum. Hadi izleyeceğim sizi. Tamam. Bir şey olursa beni arıyorsun ha Sibel. Beni arıyorsun. Ne olursa olsun oralardan beni ara. Tamam mı? Elimden geleni yaparım senin için. Üzülme. Teşekkür ediyorum. Düşünmem bile yeter. Tamam kızım. Biz seninleyiz zaten hepimiz. Aa, Nisa gelmiş. Nisa. Nisa. Nisa'yı alıyoruz efendim. Evet. Aa. Nisa Lalüsü, hayırdır? Ha, öbür hesap. Solistler birbirine. Yok, ben çıkmıyorum yukarı. Aa, neden? Neden kız? Kız baksana, kimse yok, gel. Sibel Baysal, Zümrüt Cansel. Onu bul. Ha. Ay, görüyor musunuz efendim? Vah. Bir şey diyemem yani. O kadar araya girdim, hiç olmadı. O yüzden de yani bir şey diyemiyorum yani. Üzüldüm. Gerçekten. Kader kurbanıyım. Allah Allah.
Yaralıyım. İçten mi yaralıydım? Herhalde ki. Ay gerçekten yani aralarına girdim, birkaç kere girdim efendim sevgili Nisa ile Zümrüt solistimi, ama olmadı efendim. O yüzden yapacak bir şey yok yani, ama üzüldüm gerçekten. Emel, gel yani, sen de kırma beni. Bak Edavit hoş geldin, Emel abla hoş geldin. Gel yani, ama sen de Nisa ya. Sanki ikiniz yan yana mı geleceksiniz? Yok, Zümrüt solistim geldi konuk olarak da katıldı. Güzel bir eser seslendirdi o güzel sesinden. Çıktı ondan sonra. Buyur gel. Bengücüm hoş geldin. Bu bizim Ankara'daki Bengü mü? Mantıcı olan Bengü. Emel Savaşçı. Selamlar demiş. Aleyküm selam efendim. Sevengül Kraliçe geliyor. Edavito demiş ki hoş bulduk solistim, yine güzelsiniz demiş. Aa, çok teşekkür ediyorum efendim. Nisa Hanım bilmiyorum niye öyle yaptı Zeynep Bey ya, gerçekten. Ben de biliyorum beni kırmaz ama Lost, Hello, Hello efendim. Kerem doğru söylüyorsun aslında değil mi? Nisa seversi de solistimi. Bekliyorum efendim, bekliyorum gelsin. Gel buraya gel. Ya tamam da şimdi yan yana olmuş olsan hak vereceğim Nisa. Yani hani yan yana olsanız hak vereceğim sana. Ama kadın geldi, konuştu, etti. Zaten ha gel o zaman. Gel ablana gel. Gel çocuğum. Gel. Gel evladım. Vallahi tekrar yolladım. İnşallah beni kırmaz bu sefer. Aha da geldi. Ah si boşum. Kıramadım. İkinci kez attığın için kıramadım. Aşkım ya. Şimdi YouTube'a atılacak ya. Onun olduğu videonun içinde olmak istemedim. Şimdi Yoksa problem bak yok. Ben sevgili Nisa. görmezden geliyorum zaten. Beni ilgilendirmiyor. Sevgili Nisa, yan yana olmuş olsaydınız zaten ben kapatırdım. Doğru. Yeniden Sen de açardım. haklısın. Sen de haklısın. Doğru. Doğru. Evet. Güzel kızım gelmiş efendim. Yasmin. Sevgili Sivis Gülüs'ten gelmiş Evet efendim. efendim. Bu Buyurun arada efendim. sevgili Nisa, dağınık topuz yaptım kendi kendime. Ay çok Küpeler de beğendim. taktı. Çok Beğendin beğendim. mi? Çok beğendim Tamam. gerçekten. Vallahi çok yakışmış. Özellikle sana kırmızı çok yakışıyor Siboş. Sen hep Sana kırmızı kırmızı çok giyiyorsun. yakışıyor. Ha, Gerçekten sarı saçlı olduğun için kırmızı çok yakışıyor. Bir de tenine çok yakışıyor. bir de bir şey soracağım sana. Herhalde sen Seda ile problem kalmadı değil Yok. mi? Barıştık. Yani konuşmuyoruz birbirimiz hakkında artık. Tamam. Alabilirsin yani. Ya benim için o, benim için onda o problem değil yani. Ben diğeriyle sadece yan yana gelmek istemem o kadar. O da biliyorsun neredeyse 5-6 aydır hiç konuşmuyorum. Küründen Sibel Mavi'den ve aralarında Şenay Can Bebek hoş geldin canım. Evet aynen Zeynubi, bak yine kırmadı. Pamuk Evet. kalpli Nisa bravo demiş. Ben Siboş'u çok Küründen seviyorum ayol. Nisa, Küründen Madiden ile Seda arasında yanlış bir anlaşılma olduğundan dolayı ben de bugün araya girdim. İkisini bir araya İyi getirdim. yaptın. Ondan sonra yanlış anlaşılma çözüldü. Ah süper. Yani. Yani kimse küs kalmasın. Yani tabii ki bazı insanların benim özelime dil uzattığı için o solist hanım efendiyle de konuşmak istemiyorum. O kadar yani. Geri kalan herkese barışırım, ederim, konuşurum. O hariç. Tabii yani Ben şimdi çok ben çok yorum acılar yapamam. yaşadım, çok acılar yaşadım, çok üzüntüler yaşadım. Onun tekrar böyle yenilemesi beni çok üzdü Siboş. Yani inan ki anlatamam sana. Ben hatta çoğu zaman şeyde böyle Allah'ım dedim hafızamı yerinden alsın hiçbir şey hatırlamasam dedim. Yani o kadar üzüldüğüm günler oldu. Beni anlayın yani bu Nisa konuda. biliyorsun 2-3 kere araya girdi. Baktım Evet. olmuyor. Evet. Ben yorum da yapmak Evet istemiyorum. Ben evet Zümrüt zaten solistimi de konuyu seviyorum. kapattı Seni de gitti yani seviyorum. boş ver. Sen iyi ol boş ver. Sen Allah'ın izniyle git gel hemen. Yine eski gülümlerimize devam ederiz. Badeci demiş ki Sibel Baysal geçmiş olsun canım. Çok teşekkür ediyorum efendim. En son ne oldu biliyor musunuz? Fındık burnuma nazar değdiler. Burnum akıyor. Acaba soğuk su içtim diye mi? Ay, olmuş olabilir. Sıkıyamam ya.
Ay görüyor musunuz efendim? 24'üne karar verdim. 24'üne karar verdim. 24'ünde Ondan mi? sonra ha? 24'ünde mi gidiyorsun? 24'ünde gideceğim. Yarın 23 mü? Yok. 23 öbür gün, Salı günü. Salı günü gidiyorsun. Olsun bir gün. Ha bir gün erken. Ha bir gün. Ol güzel. No problem. Evet. Ben Seda ile konuştuğumda Bora Bey teşekkür ediyorum geçmiş olsun demiş. Seda ile konuştuğumda Seda dedi ki artık her şey online olaraktan dedi. Yani o yüzden çabuk gelir dedi. Akşama doğru da salabilirler dedi yani. Güzel. Çok güzel vallahi. Şeye yazacağım Peride. Kağıda yazacağım. Çünkü oraya almıyorlar. Telefon almıyorlar. Böyle bir küçük not kağıdım var. İyi hatırlattın. Böyle buna yazacağım. Bunu alıyorlar Evet. içeriye. Bunda sıkıntı Tabii yok. canım numaralar var içinde. Yarın Sibel Hay Allah. Solistim'e veda yayını Aradım. yapalım demiş Hemen Kerem. efendim bir gün Instagram'a girmediğinizi düşünün. Niye öyle diyorsunuz? Niye kadın yani veda yayını falan değil. Bu bir günlük olmuyor. Bir günlük yani. Vay, tabii ki yine biz yayın yaparız. O ayrı bir konu. Niye veda olsun ki? Hayır, niye küseyim ki canım? Niye küseyim? Olur olmadık beni şurada moralimi bozuyorsunuz. Ha, bir de sen bir şey demiştin ya bana Feride. Onu özelden WhatsApp'ta bana yazarsın. Alabilirsin Ceyda'yı yayına. Feride. Ay artık isimler karışıyor. Merve, Müsaitse Ceyda, zaten Şeyda, yazar Feride. beni al diye alırım. Yazmış Yok yoksa yazmış. oradan ne Al yazmış yayına. bana? Hemen cevabını vereceğim hemen. Üşenmem, indiriyorum. Günur'la Berino'ya abla hoş geldin. Günur'la niye küs olayım kardeşim ben? Niye? Niye küs olayım? Niye küstün? 24'ünde ben cezaevine gidiyorum. 24'ünde kadın Hollanda'ya gidiyor. Niye küs olayım ben? Onu nereden çıkarttın sen? Günur'la küs müsün? Yok. Bak Nisa engellendikleri zaman da ondan sonra onu bunu araya sokuyorlar. Yani. Kadın Yapmayın artık geldi burada arkadaşlar. Empati beş gün kurun. Empati misafirim kurun. oldu. Şimdi Bursa'da ondan sonra Bursa'dan da şey Ya bilmiyorum zaten Sibel abla dile de küstüğü Allah zaman adam dile nasıl getiriyor ben bunu. Yani. Niye hiç kadını üzüyorsun şu anda? tamam boş ver. Ne yapıyorsun Nisa sen? Kahve mi içiyorsun yavrum? Kahve Çok sıkı makinemden. kalmış. Bazı yorumları görmeden gelmek daha iyi bence. Bence de. Yok kız bu saatte kahve iç. Yani şöyle bugün hiç kahve iç bir tane içtim. İçmedim. İyi Hayalim bunu söylüyor var mu? Ay rezillik. Hiç kahve ya. içmemişim gibi. acaba diyorum ki düz spor mu çektireyim? çektir çektir sana yakışıyor mu? Güzel de oluyor. Havalı havalı. Abla niye biliyor musun? Oranın suyu şaplı. 3 sene önce de kaldım ben orada. Tabii. Oranın suyu şaplı. İyi kötü dışarıda saçlarım beslendi. Ondan sonra madileştiremem. Yani orada ben yıkamam. O yüzden lüsmörü belki çektiririm. Aynen. Öyle olur yani. Aynen. Saçını yıkatır, fönünü çektirir, öyle gidersin zaten. Şeye gider gibi, düğüne gider gibi. 5 yıldızlı aparta gidiyorum. Elma Dağı'na. Dayak Elmadağ'da yapacağım burada. şeye gidiyor. Ne oteldi? Termal otel. Baktım otellere var. Var öyle oteller var. Var mı? Ha? Hatta şeyi bile varmış orada Nisa. Kayak merkezi. E vardır canım. Niye olmasın? Yani. Abla yumurtalar tavada kaldı. Ne yumurtası kız? Zennube Bahri Hanım suyuna da. müsaitse yukarı gelsin. Zennube Hanım da çok Tabii büyük bir... tabii. Şimdi efendim sevgili Bora Bey. Kimi diyorsan, kim gelmek istiyorsa tanıdıklarımızdan alabiliriz. Sevgili Bora Bey'in sorusuna cevap vereceğim. Yemeklere de konuluyor efendim. Suya da konuluyor. O yüzden kantinden aldığın su dahi bildiğiniz böyle pet şişe var ya ona bile enjekte Evet. yapıyorlar çakma. Doğru. Evet valla Zeynubeciğim ben de sana katılıyorum. Bedavadan Sibel solistimi görecekler. Oh çok şanslılar. Sesini duyacaklar.
görecekler. Oh. Cezaevinin dış şeyini çekebilirim. Orada bir sıkıntı yok. Orada da zaten kapatırım. Geçen şey bir ara gene gittiğimde gene öyle yaptım. Çektim. Yani. Dinliyorum sizin İsa Hanımcığım kahve makinamla. Gel kız yukarı gel, gollum yapıyoruz gel. Gel gel Zenube. Solistimizin meşhur sözü pısını kolleten kimseye acımaz. Ay ne alaka şimdi? O Yani. zaten insanın Hayır. arşivlerinde var yani. Duvar, çarpı, Evet. çarpık. Ondan sonra fıs, mınço, simidya, burtka. Yani Nisan'ın aşkında var yani bunlar Evet. efendim. Kucak aç. Esibel ablam zaten herkese kucak açar ki. Kerem, sen ne söylemek istiyorsun burada? Hayır. Yok, hadi bir şey yazmadı. Neye kucak Yok açayım? yok, yazmıyor yani. Anladım. Sev hepsini demiş de. Sever zaten Sibel solistim. Kerem'e vadilik yok. Aa Cemal Bey gelmiş. Cemal Bey hoş geldiniz efendim. Ay Cemal Bey ne kadar karizmatik bir beyefendi. Aynen görmüştün değil mi? Yani okul Evet. servisi Evet şoför evet. olan bir beyefendi. Evet. Evet Nilgün hanımefendi gelmiş efendim. Hoş geldiniz. Evet. Konumuz neydi? Yani unutturdum. Kür bir şey lıkkı bari ne yapayım? Zehircim de gelmiş efendim. Konuklarımızı bir alalım, duyalım. Onların duyguları, düşünceleri nelerdir? Aa, evet, Neler evet hissediyorlar? bence bebek gelsin, bebek Evet, bir gelsin. zehir gelsin yani. Zehir bebek. Saat de geç değil yani, çünkü sabah erken kalkıyorsun biliyorum ama abla hala sahne alıyor musun? Ha, mut konser veriyorum canım. Evet, her gün buradayım. Eda Çorumlu demiş ki kaç gün yoksun Sibel abla? 5'e kadar da olabilir sabah gittiğimde. 5'e kadar da olabilir efendim. Bir günde olabilir. Bilemem. Yani. Aa Yani biz Denizim dua hoş edelim, geldin. inşallah bir gün sürmez yani. Yani. Evet. İnşallah sabah gider, akşam gider. Aa kimleri görüyorum burada? Hayali Kanada. Mehtap Can bebek geldi efendim. Sanal bebek diyerekten. Hemen Ay bir seni şey çok yazıyorsun. Güzel kızım benim. Yoksa madilik yaparım. Valla perunu çekerim ona göre. Bir şey yaz ki adına tıklayacağım şöyle. Evet be, sayın sanal bebeği yukarı bekliyoruz efendim. Hayali Mehtap geldi şok. Ay Zeynep Bey. Nereden buluyor bu lafları kız? Senin lafların. Öyle mi? Evet, senin lafların. Aa, dur alıyorum. Alıyorum efendim Sen diyerekten. bir, bugüne bugün bir ikon kadınsın. İkon içe. İyi bakalım. Emel Amel tam abi. öncelikle saç topuzumdan konuya Evet. girebilirsin. Ondan Merhaba sonra abi. Her zamanki gibi muhteşem görünüyorsun gerçekten. Topuzun abi, harika. Bülüğü gelmiş. Hoş geldin Bülüğü. Nasılsın? Bülüğü beni menajer Bir ara ediyorsun. canlı yayınlarımızı görmüştük. Yok. Niye küssün ki Mahidevran'dan? Yok. Ha, öyle bir şey yok. Yok. Kendisi burada olsa kendisi bana yazsın. Sen avukatı mısın onun da bana yazıyorsun? Mahidevran ben ne zararını gördüm de? Ne saygısızlığını gördüm de onu küsün veya engelleyeyim? Evet. Ama gereksiz yorumlara takılmayın solistim, boş ver. Evet. Hayali Mehtap hanımefendi nasılsınız? İyiyim solistim, siz nasılsınız? Ay çok mersi efendi. Bremen lıkıyorum. Ama Oo, fazla değil. afiyet olsun. Ha, yarın naşlayacak olsaydım lıkmayacaktım. Öbür gün naşlayacağım o yüzden. Ha, salı mı naşlıyorsun? Ha, 24'ünden. Salı naşlıyor. Tabii kız. Abla pazartesi günü yani Sibel ablam düşünmüştür, mantıklı bir kadın. Çok evrak vardır, çok bir şeyler vardır. İkinci gün her zaman en doğru gündür. Evet. Doğru. Birinci Aynen. gün, Aynen Musa. bak birinci Aynen gün doğru söylüyorum. devlet dairelerinde unutmayın ilk gün her zaman çok yoğunluk vardır. Mesela EFT müsait olsun, bile banka olsun aynen. vesaire resmi Aynen. kurumlar olsun pazartesi çok yoğun oluyor. Çok bravo Nisa. Ondan dolayı ben de özellikle salı gününü hani bir gün sonra dedim.
Salı, çarşamba. Şeyde cuma da çok yoğun günlerden biridir. Haftanın sonu olduğu için. Aynen. Aynen efendim. O yüzden doğru. En güzeli işte salı, çarşamba, perşembe günleri unutmayın. Yani devlet dairelerinde işiniz olursa aklınızda bulunsun. Doğru, doğru. Ben de şuradan söylemek istiyorum. Unutmayın ki Sibel solistime hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Herkes haddini bilecek. Sibel solistim. Bunlar istediklerini söylesinler. Bizim putkamızda reçel, bugünlerde geçer aşkım. Herhalde boş kız. O zaman ya. o zaman yayın başlığı putkamda reçel, bugünlerde geçer olsun efendim. Nisan'dan bürokrasi ipuçları demiş. Tabii. Simaya hanımefendi hoş geldiniz efendim. Harikasınız Sibel Hanımcığım. Ay bir türlü gelmedin. Sivinç abla hoş geldin. Cemal. Bir türlü gelmedin. Bak görüyorsun 5 yıldızlı otele gidiyorum. Termal otele. Bir türlü gelmedin ki şurada aslan sütü içelim seninle. Cemal ya. Bey. Nerede mi çalışıyorsunuz? Az önce sevgili Nisan. Nisan ne dedi? Ne dedi efendim? Cuma günleri. Sahide efendim. Siz de cumartesi pazar günleri muhakkak çalışmıyorsunuz yani. Bari o cezaevinden çıktıktan sonra gelin efendim. Bir ara gelmiştiniz. Ne güzel ikimiz oturmuştuk. Balık, salata, ayran, sütü içmiştik sevgili Cemal Bey. Bir daha beni kandırırsan Cemal seni de engellerim. Kızlarıma da engelletirim seni ona göre. Herhalde. Unutmayın ki bize hiçbir şey olmaz diyerekten. Herhalde. Ay Mehtap. En güzel. Ya keşke gelsen de Ankara'ya gitsek Siboş'a. Bak. Çok istiyorum. Herhalde en güzel Menco herhalde. Evet. Ne dedin Nisa? Adam Putkam acıcık girdi. Dünya gözüyle Sivas'ımı görmek istiyorum. Aa kızlar bak Cemal Bey ne demiş. Bak ne demiş. Söz geleceğim demiş. Nereye evet. Geleceğim? Elma Dağı'na mı buraya mı? Elma Dağı'na gelsek hayat yapalım. Ama bakar Cemal Bey müsaitseniz alabiliriz yani. Evet, sonuçta tanıyorum. Bakar mısın yayında? Yayın resmen reytingi yüksek bir yayın. TV8 gibi. Gülüm var. Yani üzüntü var. Duygusallık eğlence var. Var. Eğlence şey var. Madilik var. Her şey var yayınımızı. Görüyorsunuz efendim. Park efendim. Ben şey yaptım. Tacim hoş geldin canım. Tacim kardeşim hoş geldin canım benim bir tanem. Ben şey arkadaşlar hep bunu sorup duruyorlar da ben hemen şunun cevabını vermek istiyorum. Ha, Cemal Ateş, evet alalım efendim kendisini. Evet. Ay Cemal Bey geliyor. Çok yakışıklı. Yakışıklı, karizmatik bir efendi. Cemal Bey geliyor efendim. Cemal solistimiz. Aa Cemal Bey bugün okul servis şey ama ne derler ona Nisa? Yok. Servis şeyinde değilsiniz. Hayırlı geceler Sibel Hanımcığım. Hoş geldiniz efendim. Cist mi yiyorsunuz? Afiyet olsun. Yani. Tanıştık. Buyurun beraber Bey, olsun. Hanımefendi Nisa Hanım. Merhaba. Sağ olun. Tanıştığınızda memnun oldum. Ben şimdi uzun yollara oraya buraya. Cemal Bey ne geldiğinde dönüyor doğru, efendim. Cemal acaba ne? Kız, Cemal Bey doğru dostla ekranda kaldı. Okul servisinde de dönüyor adam. Yoksa dönemlerin arasına geldiğinden dolayı mı acaba dönüyor? Bu sonradan dönme. Madilik Nakka. Cemal Bey cumartesi pazar çok karizmatikmiş demişler. Öyledir Cemal Bey. Tabii canım. Herhalde ki. Yani. Son kelimenizi anlamadım. Yok. Yok. Döndünüz ya Cemal Bey. İnternetten dolayı. Sonra düzeldi. Olabilir. Bugün dedim okul servisten erken bırakmışsınız herhalde işi. Evdesiniz. Yani erken bıraktım bu gece. Bak Cemal Bey ne güzel. Kendine bakıyor ne kadar dinç maşallah. Evet. Harbiyle, gireğiyle, kişiliğiyle. O güzel. Kreçe berrak sana bakayım mı? Tanser. Vallahi ben kendime bakarım. Evet. Çok sağlıklı besleniyor. Aynen öyle.
Ama bazı konularda, bazı canlı yayınlara falan katıldım. Bazı insanlar, biz yurt dışı, yurt içeri çalıştığımız için, biz şoför olarak, şey olarak bizi ağır gördükleri için bazı insanlara öyle bir tepki yapıyor ki, ha sen diyor kamyoncusun, sen diyor şoförsün. Ulan şimdi lafım buradan dışarı, kodu biz olmasak, senin bu şeyin nereden gelecek, nereden gidecek, kim getirecek, kim götürecek? Çok Cemal Bey'e sansür evet, oldu bu az önceki evet, YouTube evet. Buraya sansür YouTube koy. Buraya reklam koy. Cemal Bey, bu arada efendim cips diyorsunuz da yanında ne var acaba? Bende bir yemek var. Dur bir dakika, bir saniye lütfen. Tamam. Buraya sansür koy ya. Wow, Efe. Evet. Ne yakışır Cemal Bey'e? Yalan mı Nisa? Evet. Çünkü haftada her gün çalışıyor. Bak direksiyon sallıyor. Yakışır Cemal Bey'e. Afiyet olsun efendim. Keşke ben de olsaydım. Sağ olun, teşekkür ederim. Yorgunluğumu bununla atıyorum ama hayatta... Tamam, ben orada olsaydım Cemal Bey, numunelik bir bardak kalır mıydı ki size? Valla hepsini de götürürdüm. Le 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 hayrane, kurbane, kurbane. Le 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 bir bardak. Bir bardak değil Sibel Hanım. Olsa da keşke de hep beraber yine bir bardak değil mi? Melike abla demiş ki hem de altın serisi demiş. Yani. Ya ama Cemal Bey altın serisi, altın gibi adam, bakar mısın? Aynen aynen. Cemal Bey gerçekten yani benim yıllardır. Sağ olun. Çok 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 saygılarımı sunarım ben. Cemal Bey bekar mısınız, evli misiniz? Sibel Hanım, ben ayrıyım. Aşağı yukarı 15 yıldan beri ayrı yaşıyorum. Sibel sağ ol. Yani. Alıkma. 15 yıl oldu. Ayrıyım şimdi. Ayrı yaşıyorum yani. Ha, Cemal Bey'e soracağım. Cemal Bey bilir. Cemal Bey, benim böyle girdi çıktı bir olayım var cezaevine de, Elmadağ. Elmadağ mesela kaç kilometre taksiyle, yani yarım saat mi sürer Elmadağ'ına? Elmadağ bana buradan bir diyelim ki 20 dakika bana. Sana 20 dakika. Benim nerede oturduğumu geldim, misafirim oldum. Ben Dikmen Sokulu'dayım. Buradan bindiğimi farz et. Ne kadar sürer taksiyle? Nereden? Dikmen'den. Dikmen'den. Dikmen'den burası bir yok, sizin orası değil Cemal Bey. Sizin orası değil, Elmadağ. Cemal Bey. Elmadağ. Sibel Hanım'ın evinden, Sibel Hanım'ın evinden Elmadağ Termal Otel'ine kadar sürüyor. Şimdi Sibel Hanım'ın evini bilmiyorum ben. Geldiniz de Cemal Bey evime, öyle dediniz ya. Hayır Sibel Hanım. Ha, gelecektiniz de kısmet mi olmadı? Aynen öyle oldu. Aynen yanlış anladınız. Siz nerede oturuyorsunuz, nerede duruyorsunuz bilmiyorum. Ama Ankara'nın neresindesiniz, Elma Dağı'nı söylerseniz ben size dakikasını söylerim. Tamam, ben 30 dakika demişler, yarım saat. Siz nerede kalıyorsunuz, Çankaya'da mı? Ben Çankaya'da, Çetinemeç Bulvarı var ya, Balgat, Dikmen Mahallesi. Aynen. 30-35 dakika. 35 dakika. 30-35 o aralara. Evet. Teşekkür ediyorum. Aynen doğrudur yani. Sevgili Cemal. Rica ederim. Beyefendi. Aşk olsun yani. Bana demek, her zaman bilgi verdiniz. Evet. Başka ne var efendim meze olaraktan Efe'nin yanında? Vallahi meze olarak ne var diyelim ben sana. El yapımı benim
ona ne diyorlar, böyle lahana tarafından yapılıyor yani bu. Kırmızı lahana ne mı? Diyorlar. Nasıl? Kırmızı lahana mı? Hayır, kırmızı değil. Bu karnabahar. Karnabahar. O, kırmızı. Ha, onun turşusu yapılıyor, lakardası. Ve ikincisi Cemal Bey, yandaki Nisa Hanımefendi yemek programında birinci seçildi. Anladınız mı Nisa? Evet, evet. Evet. Neden? Onun yanında palamutun lakardası. Lakarda nedir? Ama palamutun yani. Ha. Başka balık değil. Tabii. Lakarda. Lakarda tam rakının mezesi yani. Evet, inşallah efendim bana da geldiğinizde ben de lakarda yiyelim beraber. Hiç yemedim. İnşallah. Afiyet olsun. Yani rakının yanında şey de çok güzel gider. Kalamber de çok güzel gider. Karides de çok güzel gider. Aynen. Rak, hanımefendi oradan yazmış. Dur bakayım. Palamut lakarda. Hiç yemedim kız. Vallahi billahi bak. Gerçekten. Arabam olsaydı vallahi şimdi sana gelirdim biliyor musun Cemal Bey? Önemli olan sağlık olsun. Sağlık olduktan sonra vallahi her şey olabilirsin. Vallahi geçmek ederdim sana. Yalan yok. Şimdi derler ki Sibel Baysal Piyiz'i gördü ya. Sağlığınıza. Aa, efendim afiyet olsun. Nisa kızım sen de kahveni yap bari. Hadi. Yani. Sana ben şu anda ben şu anda lakarda suyu içiyorum. Ha. Afiyet olsun. Ama palamutun lakartasını biliyor musun nasıl olduğunu? Evet, az önce Cemal Bey söyledi efendim. Yeni gelenler soruyorlar sevgili Cemal Bey. Yalnız mı yaşıyor? Evet, 15 yıl olmuş eşinden ayrılalı. Ve şu an çok iyi tutuyor. Yalnız yaşıyorum ve Ankara içerisinde çalışıyorum. Bu Mavi Göl. Çalışkanlar üzerinde Mavi Göl diye bir yer var. O Mavi Göl dediğiniz Cemal Bey. Gölbaşı'nda olmuyor muydu bu? İnce tarafında mıydı? Hayır. Yok hayır. Bu şey tarafında. Bu Mamak Kayaş tarafında Mavi Göl. Havalanı yolunda. Yok hayır o değil. Havalanı tarafı değil. Mamak tarafında. Ha, bak birisi ne yazmış biliyor musun? Cemal Bey yakışıklı bir beyefendi, sohbeti de çok güzel demiş. Sema Hanımefendi hoş geldiniz efendim. Evet. Sağ olun. Teşekkür ederim. Mamak, saygılar sunarım hanımefendiye de. Mamak ne taraftaydı ya? Eryaman tarafında mıydı? Sincan tarafında mıydı acaba? Hayır. Bu Dikim Evi Cebeci tarafında. Aha. Tamam, Üniversite Hastanesi, Ankara Hastanesi'den Cebeci. Aynen. Ben Abidin Paşa yolu. Aynen. Çünkü orayı bu tarafında. Oradan bir gazino vardı. Abidin Paşa'ya giderken solda. Orada ben çok sahne yaptım ben orada. Bir de giderken sağda vardı. Ama ben o çok ilerisindeki solunda, soldaki olan gazinoda. Oradan evet. Anladım. Ha. Evet. Günler olur muyum Zemru Bey? Yani. Kız orada ben gazinolarda çıktım ben oradan. Tabii. Cemal Bey ne marka sigara içiyorsunuz? Marlboro mı? Hayır. Ben fazla bir sigara kullanmam. Böyle buradayım Gülden Madden, hoş geldin. Bir iki kadeh attım da, bir iki tane parlament içerim, başka da sigara içmem. Fazla sigara tiryakı değil. Malboraları içiyorum, euroları, dolarları topluyorum diyor. Doları, euroları harcıyorum yani, saklamıyorum ben.
Bereket versin. Ben hayatta paraya önem vermem. Ben kendime bakarım. Yerim, içerim, kendime bakarım. Oh, afiyet olsun. Parayı ne yapacağım ben? Mezara mı götüreceğim? Evet. Acaba Küründen, Madi'den kadim dostum gelebilir mi? Kız kardeşim, Cemal Bey. Şimdi sevgili kızım İsa, Küründen, Madi'den görüştüğümde şu an bizi izliyor. Fakat arkadaşlarıyla bir yere gideceğini söyledi ama yayın açacağımı da ona söylemiştim ben. O yüzden biliyorum. Evet. Yani arkadaşlarıyla. O zaman tamam o zaman. Bir soru gelmiş. O soruyu soramayacağım Cemal Bey'e. Çünkü Cemal Bey yani kendi halinde bir beyefendi. Yani gün, bilmem kaç ya saate direksiyon sallıyor. Kötü bir soru değil. Şey sormuşlar. Sezen Hanım sormuş ki ne? Cemal Bey çapkın mıdır acaba diye sormuş. Sizi tanımak istemiş. Valla pek çapkınlığım yoktur. Muhabbet. Çünkü şöyle. Muhabbet ortama bayılır efendim. Pek çapkınlığım yoktur. Karşımdaki bir bayana karşı olsun, bir insana karşı olsun, konuşacağım kelimelerden hata yaparım diye kendimden yani çekindiğim için bir de çekingen bir insanım ben. Yani ben Cemal Bey, konuşurum, Cemal Bey bir soru gelmiş. Botoksunuzu nerede yaptırıyorsunuz diye. Anlamadım. Botoks nerede yaptırıyorsunuz? Botokslarınızı nerede yaptırıyorsunuz diye. Vallahi hiçbir yerde de yaptırmıyorum. Botoks kendi doğal halim. Ne güzel. Evet arkadaşlar, sorunuza cevap veriyorum ben. Soruyorum aracılığınızla. Hiçbir yerde yani yapmıyormuş. Gayet doğal haliyim. Ha, yani, Cemal Bey. Yani. Genel doğal halim yani. Benim halim bu. Yaşantım bu. Nisa gerçekten maşallah değil mi? Çok genç biri yani bakıyor kendine. Evet maşallah. Ben o yüzden kendisine dinç bakımlı olduğundan dolayı yaşını bile sormuyorum. Çünkü sormuyorum. Çünkü yani çok iyi bakıyor kendisi. Evet herhalde. 40'lı yaşında. Gülüşlüden Cemal Bey'e bir soru gelmiş. Cemal Bey'in burcu nedir demiş. Ay ben soracaktım az önce. Burcum ikizler. Yaşımı da söyleyeyim ben. Ben kesinlikle hiçbir şeyi saklamam. Benim yaşım 58. Ay göstermiyor. Ben 40 diyecektim. 40-42 falan. Yok maalesef. Benim yaşım 58. Ben de 44 diyecektim. Sağ olun, teşekkür ederim yani. Ay bu kadar iltifatla Cemal Bey bir yeni seri ısmarlarsınız Sibel Solist'ime. Sesiniz biraz kesik geldi de anlayamadım. Evet efendim, çok pardon, birdenbire bir telefon geldi. Artık bu kadar iltifata Sibel Sol isimli bir rakı içersiniz. Bir aslan sütü içersiniz. İçerim. YouTube reklam koy buraya. Yani. İnşallah ben nasıl... Ay YouTube niye sansür koyuyorsun? Cemal Bey'le aslan sütü içeceğim. Sansür koyma buraya. Koyma. Koymaz YouTube. Tamam söz Sibel Hanım, bir akşam ne misafirin olacağım. İnşallah. Cemal Bey nerelisiniz? Ben şahsen hayatta hiçbir zaman yalanı sevmem. Evet. Ben orduluyum. Aa ne güzel. Ya. Ordunun dereleri fakat, aksa yukarı aksa. Fakat ben orduyum. Bir şeyin nakaratını. Nisa ne güzel. Tercümanı yapıyorsun. Şahanesin demiş Melike abla. Ordunun dereleri. Vermem seni ellerine, ordu üstüme kalksa. Ay vallahi ben veririm yani, ordu üstüme kalsa veririm yani, niye vermeyeyim? Tamam, ordunun neyi meşhur? Ben soruyorum efendim. Ordunun neyi meşhur? Fındığı meşhur. Fındığı. Aha. Erkeği? Erkeği de meşhurdur. Emine Hanım. Vallahi, şimdi ben orduda fazla kalmadığım için erkeklerinden ilgilenmem, etmem yani. Orasını bilemem. Nisa kaçı gibi okuyorsun demiş Kraliçe Berrak. Aynen. Ben gideyim. Hanım hoş geldiniz efendim. Fındık demiş.
Bir de fındığı meşhur oranı. Evet. Benim de ilk kocamın adı Cemal'di. Oradan böyle bana bir çağrışım yaptın. Ay ya. O yüzden sormak istedim. Eşiniz vefat etti. O yüzden hatırlatın. Aklınıza getirmeyin sevgili Nisa Hanımefendi. Evet. Hayır, ondan önceki kocam. Ha öyle mi? Anladım. Evet efendim. Biliyorsunuz bizde koca çok. Ben bildiğim hani bir eniştem evet, vardı. Evet. 60 yaşındaydı. Ay, onu hatırlatmayın hani, Simoş Hanımcığım. Boş verin. Neyse burada golyem yapıyoruz. Şimdi eline mendili şeyi peçeteyi ağlarsın. Yok, şimdi yok. 60 yaşındaki artık, eniştem gitti. Adaylarımı bekliyorum. Cemal Bey var mı? Arkadaşlarınız böyle sizin gibi yakışıklı, koca omuzlu, uzun boylu. Vallahi ben pek insanlarla muhatap olmayan bir insanım. Ya ben pek arkadaş edinmeyen bir insanım. Niye diyeceksin? Çünkü ben bu şoför olarak şey olarak camiasında hep uzak kaldım, uzak durdum. Yani. Peki Cemal Bey, şoförler çapkın mı olur? Ya çapkını da var, çapkın olmayanı da var. Kendi haline olanlar da var. Bir soru daha gelmiş Cemal Bey'e. Lütfen asistanım okur musunuz? Evet efendim. Ben okuyayım. Cemal Bey evlenmeyi düşünür mü acaba? Arslan efendi demiş. Hayatta düşünmüyorum. Çünkü niye diyeceksin? Ben hayata bir insanı sevdim. Sevdiğim insanı da kaybettim. Kaybettiğim için de ben hayatta da o insandan başka insanla da evlenmeyi düşünmüyorum yani. Ya, kıyamam Cemal Bey. Ya, ama yani. Tamam da Rico'cum. Rico'cum ben seni nasıl engellemiş olabilirim bilmiyorum ki. Ay Sibel solistim boş verin okumayın kötü yorumları. Yok yok kötü değil. Yani diyor ki mi? Selam Sibel Hanım benim onun hesabınızdan onun mu engellemesiniz geri kaldırırsan sevinirim. Onu anlayamadım ki. Anlayamadım. Arslan Efendi demiş ki ben de eşimi kaybettim demiş Cemal Bey. Ben hayatta yani eşimden başka bir insanla hayatta hiç kimseyi sevmedim de etmedim de yani sevemem de yani. Mutlu da olamam yani. Evet efendim olsun. O zaman ben de ne yapayım? Şöyle Cemal Bey için efendim şöyle güzel bir yarım ama okuyacağım. Değil mi efendim? Çile çekmeye mi geldim yalan dünyaya? Mutluluklara döndüm gözyaşlarıma. Gelin olmak isterken telle dolana yana. Çeyizlerim birer birer yasa büründü. Gözlerimden nurlar dök. Tüyüm, kendi ellerimle diktim. O bembeyaz gelinliğim aman aman aman. Şimdi karalara büründü. Ah sese bak. Harikasın sağ ol teşekkür ederim yani. Valla ciğerlerimi döktünüz biliyor musunuz? O zaman şey Allah çektirmesin. Selay geldi. Selay. Ankara'lı Selay. Kız hoş geldin. Selay gel seni en yakın arkadaşımızla tanıştıralım. Selaycığım. Gel Selay. Selay bir şey yazar mısın? Yoksa yani madileşirim abla. Taksiye biner gelirim. Nasıl olsa biberim var. Yalar mı Nisa? Nisa'lıktı bana. Mehtaptalıktı. Evet. Vallahi atlar gelirim oraya. Selay, çabuk kız bir şey yazıyorsun oraya. Hemen oraya bir şey yazıyorsun. Kaç kişinin içinde ben şimdi beni eğilip de araktırma kendini. Bir şey yaz. Hemen üzerine. Tıklayayım. Kaçtı. Baktık ki madilik yok. O yüzden mi? Hı hı. Aman. Seni
Alamos Selay seni. Gel buraya. Evet, naşlamış bak. Görüyor musun? Ya naşlar o. Naşlamaz mı? Madilik yok çünkü. Gullum var ya. Cemal Bey. Hoş geldin. Cemal Bey, siz de şarkı söyler misiniz? Sizin sesiniz güzel midir? Sesiniz gelmiyor. Ha, telefon geldi galiba Cemal Bey'e. Cemal Bey. Ha, telefonda. Alo. Bu. Tamam. 7. 7.45. Uu, anladım, tamam. 7.45. Nere? Nuka. Nuan ya, hoş geldin canım. Tamam. Tamam, Bursa'ya. Ay sardırı ya. Allah sana ne diyeyim, okumuyor. Okumayalım. Alıkman insanı öyle madde şey. La çok iyi izleniyor zaten. Evet. Alıkmasın şey yani. Madilik hayır, olmasın. Asla. Ha. Ödül hesabınızdan engelimi kaldırır mısınız? Senden bir şey rica edeceğim. İlk olaraktan bir not alabilir misin? Çok rica et de bakacağım öbürüne, kaldıracağım. Tamam. Riko'yu not aldım ben. Tamam. Aa, iki telefonu var. Sibel Baysal diye yazılır, marka şeklinde okunur. Aa, çok teşekkür ediyorum Sandira. Herhalde ki. Kız, düşünüyorum şöyle bir şarkı daha okuyayım da Cemal Bey'e böyle hani şey olsun. Çok severim, çok saygı duyarım kendisine. Sağ olun, teşekkür ederim. Aklıma gelsin de. Saygılar, saygılar benden. Aa, sigara mı yaktı? Ya. Tamam o zaman. Niye? Tabancamda kurşunumsun. Alın teri, ekmek param. Yarın gibi umudumsun. Mahpuslarda oltam gibi, ayazlarda parkam gibi, yaban ele vermem seni, silah gibi namusumsun, kurşunlara giderim ben, müebbet ol çekerim ben. Kanım aksa severim ben, kara sevda solumsun, yarın gibi umudumsun. La 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 la. Cemal Bey. Sağ ol, teşekkür ederim. Herhalde. Ağzınıza sağlık Sibel Hanımcığım. Ay, ben de ne yapacağım şimdi, gideyim de yani kendime şey mi alayım, ne yapayım yani, bir düblem kaldı. Abi ya. Bir tane de cümle alayım, ne yapayım yanına. Ay Bronzi, geçenki afişini gördüm, gülmekten öldüm. Ayol Şabaniye yapmış, bana göndermiş. Aa, istemediğim kişiler vardı, o yüzden hikayede paylaşmadım canım. Ama çok güzel bir yani. Şunu göndereyim ben buradan. Bronzi askere gidecek, yardım toplayalım. Şabaniye al değilsin sen. Ay, sevgili Nisa hanımefendi, neden sustunuz? Ay, süre bitiyor. Nisa sen aç. Sibel efendim. Süre bitiyor ya. Ben size müsaade istiyorum. Ha, tamam. Ben şimdi yatışacağım birazdan. Sabahleyin çünkü yola gideceğim. İşe çıkacağım yola. Tamam. O efendim, yüzden ben size... Onu tabii ki Cemal...